takip ettiğini de biliyoruz. Hasan abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Yavuz. Bilmiyorum anlatırken sen de herhalde kulak misafir olmuşsundur. Kaynak yok işte örgütü anlayamıyoruz. Anlayacağımız bilgi ve belgeye ulaşamıyoruz diyen bir AK Partili milletvekiliydi. Bölge milletvekili aynı zamanda. Evet. Akademisyen Masar Bağlı. Senin Evet. kitabında örnek verdim. Senin kitabın yasaklı şimdi değil mi? Artık raflarda bulamayacağız. Evet, Ya da benim hakkında evimde bulunursa ben cezamı alacağım. vallahi Yasaklı onu kitap bilmiyorum ama bulundurmaktan. Var çünkü de ona göre şey evet, yapacağım. terör örgütü propagandasından seni de sana da bir şey yapabilirler yani. Şaşırtıcı olmaz herhalde. Gerekçesini öğrenebildiniz mi Hasan abi? Vallahi dediğim gibi işte terör örgütü propagandası, ondan sonra suç sayılan fiilin övülmesi, yani terörün övülmesi, bu gibi gerekçeler öne sürülüyor. Yani burada gördüğümüz bir tek şey var. O da bu bir sansür. İfade özgürlüğüne yeni bir darbe. İşte Can Dündar Erdem Gül örneğinde olduğu gibi gazeteciliğin yeniden tutuklanmasına ya da gazeteciliğin yeniden zincire vurulmasına dönük yeni bir darbe, yeni bir atılım. Yani Bugünkü atmosferle aslında anlatabiliriz değil mi bunu? Çünkü bugün işte sokağa çıkma yasakları operasyonlardan bahsediyoruz. Askerlerin de bu operasyonlara, şehir merkezindeki operasyonlara katıldığı bilgisini veriyoruz. Aynı zamanda sen de bugünkü yazında demişsin ki eskiden de Öcalanlar röportaja ceza verilirdi 90'lı yıllarda. ya 90'lı yıllarda Beka vadisi. devletin verdiği ve ya da devlet ağzıyla verilen haberlerin ve yazılan yorumların herhangi bir şansı yoktu. Hepsi yasaklanırdı. Yasağa tabi tutulurdu. Bu yüzden hapse girenler oldu meslektaşlarımız arasında, işini kaybedenler oldu gazeteciler arasında. Yani bir taraftan 90'lı o yıllarda 90'lı yıllarda işte köyler basılır, köyler yakılır, köyler boşaltılırken, zorla kendi yurtlarında sürgüne tabi tutulurken insanlar, aynı zamanda bunların yazılması, bunlardan söz edilmesi de bir taraftan yasaklanırdı. Hatta benim Kürtler kitabımda birkaç örneği de vardır. Genelkurmay'a gazete patronları ve genel yayın yönetmenleri çağrılırdı. 1990'lı, 92, 93, 94'te örnekleri vardır. Nasıl vatansever haber yazılır, nasıl vatansever yorum yapılır diye örnekleriyle anlatılırdı. Briefingler verilirdi, slaytlar gösterilirdi. Bu da o zamanki tırnak içinde terörle mücadele bağlamında yapılan işlerdi. Bir tür işte sansürdü. Şimdi bugün de bir yerde bakıyorsunuz işte yeniden çok büyük bir, yani şöyle söyleyeyim, kan ve gözyaşı dalgası kabarıyor. Buna paralel olarak da bir yerde gazeteciliğe zincir vurulmak isteniyor. Bunun için hamleler yapılıyor. Çünkü gerçek ortaya çıksın istenmiyor. Bunun için de bir yıldırma, ondan sonra bir tür korkutma hamleleri yapılıyor. Dilerim bu bir yerde durur. Ondan sonra hiç olmasa bu alanda bir yere gidilmez. Yani siz bugün tekrar Türkiye'nin en yakıcı sorun olmaya devam eden Kürt sorununun tartışılmasını, değişik boyutlarının görülmesini engellerseniz, dağda ne olup bittiğini, ondan sonra şehirde ne olup bittiğini, barikatların arkasında, önünde ne olup bittiğini yasaklamaya başlarsanız, o zaman sorun iyice karanlıkta kalır ve sorunu derinleştirirsiniz. Yani bu Türkiye'de geçelim, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana olan 90 yılı orayı bırakalım. Şeye baktığın vakitte, yani 90'lardan biraz ders almış olsak, 80'lerden itibaren
bunların hiçbir işe yaramadığını görmemiz gerekir. Sadece hiçbir daha şey fazla yaramadım insan ölüyor. Kadar. Efendim? Sadece daha fazla insan ölüyor herhalde. Ya, ya ölümler öyle. Yani baktığınız vakit hep şimdi bakıyorum bir tarafta sürekli barikatlar ve barikatların arkasındakiler suçlanıyor. PKK suçlanıyor. Kandil suçlanıyor. Tamam da eleştirilecek tarafları elbette var. Fakat buna baktığın vakit şunu görmen lazım bir de. Ya neden bu acılar yaşanıyor? Niçin insanlar orada? Şimdi ben yıllardır bunu anlatmaya çalışırım kitaplarımla, yazılarımla. Şimdi kalkıyorsun, o kitapları da yasaklıyorsun. Yani gerilla neden daha çıkmış? Bir ya, genç gerilla kadın neden 17 yaşında daha çıkmış, 25 yaşında vurulup hayatını kaybetmiş yine dağda? Niçin? İşte nedir bunlar? Niçin bunlar yaşanıyor? Şimdi bunları sen yasak aleti haline getirirsen bu sorunu nasıl anlayacaksın? Yani devletin raporlarıyla, devletin elemanlarıyla, devletin muhbirleriyle, devletin istihbaratıyla eğer bu sorunu çözmüş olsaydın, anlamış olsaydın 90 yılda bu sorunu çözmüş olurdun. Tam tersine 90 yıldır bu sorun bulunuyor ve bu sorun giderek derinleşiyor, giderek bir yerde insanlar kopmaya başlıyorlar. Yani bugün Diyarbakır, tam da istenmeyen noktaya doğru aslında yönlendirmek. Bugün Diyarbakır eş başkanı, Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Fırat Anlı'nın açıklamalarını gördüm. Diyor ki çığlığımızı duyun diyor. Her geçen gün biraz daha kopuyoruz birbirimizden ve büyük bir katliam dalgasını hissediyoruz. Bize doğru geliyor, bize doğru başlıyor. Şimdi bu çığlığı duymadığınız vakit, ki bu çığlık kaç yıldır duyulmuyor? 80'lerde de 90'larda da duyulmadı. Eğer bu devam edecek olursa, bu böyle bu dalga, şiddet dalgası iki taraflı olarak büyüyecek olursa nereye gideceğiz? Yani bunun bir tek yolu var. Yeniden masaya oturmak, yeniden konuşmak, yeniden birbirinin yüzüne bakar hale gelmek. Türkiye bir ara bunu başardı. Oslo sürecinde başardı. Evet. Neydi Oslo'da? İşte bir masaya Kandil'den gelenler, Ankara'dan gelenler, devletten gelenler. İşte Avrupa'dan gelenler oturup konuştular. 2013 ile 2015 arasında 2 yıl Ankara, devlet, Kandil, Öcalan'ı muhatap aldı. Kandil'i muhatap aldı. Kandil, Ankara, İmralı üçgeninde bir diyalog üçgeni kuruldu. Burada işler yürüdü. Ne oldu sonunda? Herkesin şimdi sorusu bu. Ne olacak? Ya sonunda oraya gelinecek ama bu yolu kısaltmak lazım. Olay bu ama sen bunu şiddetle, tankla, topla, sansürle çözerim diyorsan bu büyük bir yanılgı. Bu şiddet yolu, silah yolu çıkmaz yol. İşte bunca yıldır bunu görüyoruz. Görüyoruz ve yazıyoruz. Hasan Cemal, rahatsız olduğunuz halde kabul ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Katıldınız. Daha fazla da yormayalım. Geçmiş olsun. Sağ ol. Eyvallah Yavuz.